Şey var, şu an spor salonunda birileri hareket etse o kalabalığın ritmini veriyor sanki. Yani kulaklık dinlerim, bas coşku verir, o bu verir ama bu direkt hani mod değiştirdi. Moş'tan herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar, bu hafta da Soundpiece'in yeni bir modeliyle karşınızdayım. Kancalı kulaklık modellerinden biri olan ve daha çok sporculara özel tasarlanmış Soundpiece S5 modelinin kutusunu hemen incelemeye başlayalım. Çok fazla slogan falan yazmamışlar arkadaşlar. Soundpiece'in genel bir kutu tasarımı karşılıyor bizi. İşte akıllı dokunmatik kontrol, konforlu tasarım, bir de kullanım süresini falan vermiş. Hemen şu kutumu buradan açıyorum. Evet, neredeyse el çantası olacak Serhat'ın. Şöyle bir kutu karşılıyor bize arkadaşlar, kocaman. Şurada da kullanım kılavuzu var değişik dillerde. Silikonlu bir kulaklık olduğu için aynı zamanda tahminimce burada şarj kablosu, Type-C ve evet kulaklık pedleri karşılıyor bizi. Şimdi şöyle bir kutuya baktığımda burada hemen şarj göstergeleri karşılıyor beni. Kutuyu açtığımda da evet, burada yalnız ters bir yerleşim söz konusu. Reyi sola almışlar. O da şundan kaynaklı. Şöyle kulağımıza aldığımızda şöyle arkadaşlar şu şekilde arkalı önünü göstereyim. Vallahi girdi. Rahat rahat da girdi. Bir de soldakini görün. Yani kutudan kaldırdığınızda direkt zaten atıyorum sağ taraftan aldığınızda şu kancasından dolayı sizi sola yönlendiriyor. O yüzden ters bir yerleşim söz konusu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu arada pasif gürültü engelleyici çok iyi çalışıyor. Sesimi şu anda duyamıyorum. Tamam, içeriden algılıyorum sesi. Şöyle çıkarayım. Soundpiece'in yeni bir modeliyle karşınızdayız. Dilerseniz teknik özelliklere geçelim ve bu kulaklık modelimizi biraz daha ayrıntılandıralım arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu kulaklıklardan biraz bahsetmek istiyorum. Piyasada sporcu kulaklığı, kancalı kulaklık, kulaküstü kulaklık diye geçebilir. Neredeyse her markanın bu tarzda bir modeli oluyor arkadaşlar. O da niye? Diğer kulaklıkları taktığımızda %90'a kadar bile emin olabiliriz kulağımızdan düşmeyeceğine vesaire. Ama bazı insanlar mesleklerinden ötürü veya işte yaşam tarzlarından ötürü %100'e ulaştırmak istiyor. Yani hiçbir şekilde düşsün, düşme riski olmasın, böyle bir ihtimal. Bu arada sağla solu sık sık karıştıracağım. Bu kulaklıklarda böyle oluyor genelde. Kancasından kaynaklı şaşırtabiliyor. Ne oluyor arkadaşlar bu modelde? Genelde markalar en yakın fiyat performans ürünlerinden bir tanesinin tasarımını değiştiriyor aslında. Yani çeşitli özellikler barındırıyor. Diyelim ki biz silikonlu kulaklık, işte mini'yi mi tanıtmıştık? Mini kulaklığı Soundpiece'in. İşte kulak içi bir kulaklık, silikonlu. Onun üzerinden gidiliyor. Yani yıllardır takip ediyorum, genelde böyle işliyor. Tasarımını falan değiştirip kulak üstü haline getirip şu şekilde. Ondan sonra ne olmuş oluyor? Spor yaptığınızda ya da dediğim gibi işte çeşitli meslek grupları için bu kulaklığın %100 bir şekilde düşmemesi lazım. O kulaklık gün boyu bazen kullanılabiliyor vesaire. Burada da genelde işte bataryası güçlü oluyor. Kullanım süresini uzatıyorlar. Çünkü dediğim gibi bu tarz kullanıcılar kulaklık sürekli kulaklarında olduğu için batarya güçlü olursa, kullanım süresi güçlü olursa daha rahat edebiliyorlar. Bu başlangıcı neden yaptım? Çünkü bu tür kulaklıklarda ek özellik yerine işte tam da dediğim gibi hani kulaktan düşmeme sorunu üzerinden yöneliniyor ve gerçekten rahatlık da sağlıyor. Bu kancalar da işte çok yumuşak olunca yeterli görevi görmeyince zaten o satın alma nedeni ortadan kalkmış oluyor. Soundpiece buranın hakkını vermiş açıkçası. İlginç bir tasarım da yapmış. Dediğim gibi güçlü ve dokunmatiğinde de şurada böyle küçük bir oyuklu tasarıma gidilmiş. Hala parmağınızın değdiği yeri anlayabiliyorsunuz. Hemen şöyle yerleştireyim bir de, hemen bir tanesini göstererek ilerleyeyim. Şimdi Soundpiece S5 modeli arkadaşlar bize 20 saatlik bir kullanım vaat ediyor. Açıkçası 30-35 saate kadar çıkarılabilir yani bu. Çünkü kutuyu görüyorsunuz. Devasa bir kutu, hayli güçlü bir batarya yerleştirebilir. Ben kullanım şeyini yetersiz buldum. Yani 30 saat vesaire olabilirdi bu. Onun dışında kulakları 1,5 saatte şarj edebiliyoruz. Şurada hemen arkadaşlar şarj göstergelerini görebiliyorsunuz. 4 tane var. 25, 50, 75 ve %100. Yani her biri dolduğunda 25'lik bir dilimle artıyor, azalıyor arkadaşlar şarj performansı. 20 saatlik bir kullanım süresi dedik. Bunun 15 saati şarj kutusundan geliyor. 5 saatte kulaklıkları kullanabilirsiniz. Ben denedim ya, 6-6,5 saate kadar da çıkabiliyor. Biliyorsunuz bu süreler işte kullanım yüzdesine, ses performansına göre inip kalkabiliyor. Diyelim ki ek bir özelliği açarsın ya da sesi çok yüksekte tutarsınız, bu kullanım süresi azalır. Standart kullanımda dediğim gibi 6-6,5 saati gördüm ben. Ama biz yazılı olanı söyleyelim, 5 saatlik bir kullanım süresi var. Küçüğünü taktım ama burada orta ve büyük boy silikonlar da var. Silikonlu kulaklıklarda sıkıntı yaşamama rağmen güzelce oturdu, o hissi alabiliyorum. Kablosu Type-C, Bluetooth özelliği 5.0 arkadaşlar. IPX7 sertifikası var deniyor. Geçen de değindim buna. IPX7 ve 8'i ben çok kulaklıklarda denk gelmedim. Çünkü tamamen su geçirmiyor.
geçirmiyor. Yani 1 metre derinlikte bile su geçirmiyor. Bunları kulaklıklar için çok mümkün görmüyorum şu an için açıkçası. 7 yazıyor ama biz onu 5 kabul edelim. Zaten düşmüyor. Düştüğünde de en azından su damlalarına vesaire karşı korunaklı diyelim. Bu kulaklıkta ANC özelliği yok. Şeffaflık modu yok arkadaşlar. Ama pasif gürültü engelleme özelliği çok iyi çalışıyor. Yani dışarıdaki sesi kulaklar takılıyken ve bir şey açmıyorken bile zor algılayabiliyorsunuz. Ondan sonra dokunmatiğine dair şablon gösterilmiş. Yani neredeyse müziği ileri geri al, sesi yükselt, arama aç kapa vesaire bütün özellikler var dokunmatiğinde. Serhat bunu yakınlaştırır gösterir size. Diyelim ki kulaklıklarla ilgili bir bağlantı sorunu oldu arkadaşlar. R'yi ve L'yi yerleştiriyoruz yerine. Şöyle 10 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Kırmızı ışık yanıp sönene kadar. Ondan da resetlendiğini anlıyoruz ve istediğimiz cihaza yeniden bağlanabiliyoruz arkadaşlar. Kulaklığın özellikleri bu şekildeydi. Dilerseniz şimdi telefonumuza bağlayalım. Hem bir bas, tiz performansını, müzik performansını değerlendirelim. Bir de ses kaydı alalım arkadaşlar. Çünkü mikrofonu ağza uzak ve tek mikrofon. Yani her iki kulakta tek mikrofon var. O açıdan ses performansını merak ediyorum. Bir hemen değerlendirmeye almak üzere açıyoruz. Ve diyoruz ki SoundPad S5'e bağlan. Bağlanmada hiçbir sıkıntı yok. Hemen bağlandı arkadaşlar. Sağa solu takacağım. Ya biraz ses yalıtımı olacak. Bağırabilirim. Çünkü gerçekten sesi kulağa tamamen tıkıyor. Şey yapamıyorum. Dış sesleri algılayamadığım için. Bakalım nasıl bir deneyim bizi bekliyor. Evet bağlandım. Şimdi müziklerimize geçiyoruz. Bir tane bastan başlayalım. Bas performansını değerlendirebileceğimiz. Ser çok temiz girdi ya parçaya. Ses şu anda en son seviyede. Hani böyle kulaklığım canlı olsa kulaklığa şey diyecek. Hani hoş geldin abi falan böyle. Acayip tatlı girdi. Şey var. Şu an spor salonunda birileri hareket etse o kalabalığın ritmini veriyor sanki. Temiz değil bu arada. Yani bası çok temiz vermiyor ama o şeye girdim ya. Yani stüdyoda olmanıza rağmen o spor salonu havasına soktu beni. Dış sesi algılamanız mümkün değil maalesef bu kulaklıkla. Haberiniz olsun. Ya kulaklık dinlerim bas coşku veriyor, o bu veriyor ama bu direkt hani mod değiştirdi. Şey yok bu arada. Neydi o? Kızılötesi sensör yok. Çıkardığınızda şey duyurmuyor. Bu arada o özellikleri de belirtmiş olayım. Bir ses şeyi alalım. Konuşma performansı nasıl diye. Çünkü sonuçta bu kulaklık kulaklıkta gerçekten kalıyor birisi aradığında vesaire. Konuşma daha önemli hale gelebiliyor. Niye? Şunu yapmamak için. Sonra tekrardan şöyle bak. Tek elimle yapamıyorum. Uğraşmamak için sesi iyi vermesi lazım. Sesi kesinlikle iyi vermesi lazım. İnşallah verir. Yoksa sınıfta kalır söyleyeyim. Soundpiece S5 modelinin ses performansını değerlendiriyor. Şu an stüdyo ortamı sakin. Genelde zaten iş ortamları vesaire de bu şeyde oluyor. Bir kalabalık gürültü sesi şey yapsak mı? Ayarlayabiliyor muyuz onu? Konuşması rahat gibi ama ya. Eğer sesi iyi verirse gerçekten müzik fena değil çünkü müziğe dair söyleyeceklerim var. Sesi iyi verirse kancalı kulaklıklarda diğerlerine göre öne geçebilir. Var mı şu anda şey gürültü var mı? Şu anda bir stüdyo ortamında bir gürültü şeyi vermiş olduk arkadaşlar. Şu anda hani rüzgarlı şeyli bir havada, uğultulu bir havada sesim karşıya nasıl geliyor test ediyoruz. Ben de bilmiyorum. Dinleyeceğim, göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik denemelerimiz bu kadar diyelim. Ya zaten hani şu kutu yanda taşınılmaz haliyle kutu olmazsa ne olur? 5 saatlik, 6 saatlik bir kullanımı olur. Kutu taşınırsa da eğer çantanız varsa taşırsınız. Cepte çok rahat durmayacağını düşünüyorum açıkçası. Hadi madem yaptınız keşke o bataryaya da bir şey yükleseydiniz. Ya Soundpiece'in bu özelliği var bu arada. Yani Soundpiece aslında ses şeyinde çok iyi. Yani yaptığı kulaklıkları çok iyi yapıyor. H1, H2 modeli işte. Ne vardı Serhat'ım? Air 3, Air 2 sürekli bahsediyor. Silikonlu ve silikonsular da çok iyiler. Ama atıyorum saat çıkarırlar. Yani bir sürü özellik gerekiyor. İşte uygulama falan gerekiyor. Onu bir eksik bırakırlar. Sanki hani oralara da bir yeni girdi. Bir kafamızı çıkaralım. Buradan da bir modelimiz olsun da. Daha da geliştirilebilir ama bu halde bile eğer ses performansı iyi çıkarsa bu halde bile başarılı bir kulaklık diyebiliriz. Ne yapıyoruz? Fiyat performans kısmına geçip görüşlerimizi bildiriyoruz arkadaşlar. Buradan dünyadaki bütün Bluetooth kulaklık kullanıcılarına seslenmek istiyorum arkadaşlar. Şu küçük etiket var ya. Şimdi fabrika kulaklıkları gönderirken kullanım süresini sabit tutmak için şu Pogo pinler arasında küçücük bir etiket koyuyor. Bu da bataryayı korumaya almak için kullanıcıya ulaşana kadar. Diyelim ki mesela kutuyu elimize yeni geçti. Hemen açtık. Hemen deneyebilelim. Şarj etmekle ilk başta uğraşmayalım diye. Şu küçücük etiketleri koyuyorlar ve maalesef bu unutuluyor. Kulağa takılıyor, kullanılıyor. Sonra şarjı bitiyor. Sonra şarj edilmeye çalışılıyor ve şarj edilemiyor. Şu temastan kaynak. Lütfen kulaklığı elinize aldığında şöyle bir etiket var mı diye bir göz atın. Sizi de yormaz. Satıcıları da yormaz. Bizi de yormaz. Biz de bu uyarı yapmayız bir daha. Ama bir kereye mahsus bu uyarı yapmış olayım. Şimdi geldik kulaklıklarımızın fiyat performans durumuna. Şimdi arkadaşlar fiyat performans kısmında ne yapıyoruz? Genelde karşılaştırma yapıyoruz. Özellikleri baz alıyoruz. Diğer kulaklarda çok çeşitli olduğu için de bu konular rahat. Şimdi bu özel tasarım kulaklıklar haliyle belli bir fiyat şeyine oturuyor. Özellikle
baktığımızda teknik özelliklerine 300-400 liralık bir şeye oturuyor gibi duruyor. Ama şu Kanca ile beraber özel kulaklık konumuna geliyor ve fiyatı haliyle bir nebze daha artıyor tasarımdan, malzemeden vesaire kaynaklı arkadaşlar. Soundpiece'in bu modeli de 450 lirayla 550 lira arasında Türkiye'de yeni satılmaya başlandı. İndirim mi, zam olur mu bilmiyoruz çünkü ekonomik durumlar malumunuz. Bence fiyatını hak ediyor yani 400'lerden falan yakalasak hele tadından yenmez. Çünkü kullanılabilir ve rahat, hani özellikle şu kullanım şeyi yani yerleştirdikten sonra, tabii bu kulaklığın hepsi böyle, yerleştirirken öyle mi olacak böyle mi olacak derken en son bir kulağınıza oturuyor. Oturduktan sonra da şarjı bitene kadar bir kullanım sağlıyor size. Soundpiece zaten bu alanda kendini kanıtlamış bir kulaklık. Dediğim gibi her kulaklığın bir modeli var. Mesela Kuisuay'ın T6 modeli vardı. Philips'in var öyle modeller. Samsung'un var, Hakkinin var. Her marka dediğim gibi model çıkarır. Karşılaştırma şansınız da pek sağlıklı olmaz açıkçası. Dediğim şekilde değerlendirirsek tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz bu kulaklık için. Şimdi ses kaydını dinleyeceğiz sonrasında. Eğer o ses kaydı da okeyse, yani sesi güzel aktarabiliyorsa bir 50-100 lira daha eklenir. Onu da söylemiş bulunayım. Soundpiece'in bu modelini tanıttıktan sonra haftaya yeni bir markayla karşınızda olmayı düşünüyorum. Ondan sonra da çeşit çeşit ürünler bizi bekliyor. Havalar ısındı. İşte teknoloji firmaları da fuarları olsun, lansmanları olsun yeni ürünlerle galiba sezonu açmaya başladı. Çünkü koronanın da etkisi azalmaya başlayınca son 2 yıllık o kısır dönem bitecek gibi biz de daha keyifli ürünlerle karşınızda olmayı düşünüyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Birlikte büyüyoruz. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.